Merhaba, İlmez Sağlık Yatırım Menkul Değerlerden ben Eren Tepekran. Dün bir akışına baktığımız zaman özellikle Trump'ın konuşmalarıyla birlikte daha çok bir fiyatlama gördük. Doları da bir değer kaybı yaşanmıştı. Avrupa tarafından herhangi bir önemli veri yoktu. Ancak ABD tahvillerinde özellikle 10 yıllıklarda 2.37'lerden bir anda 2.28'lere doğru bir geri çekilme yaşandı. Tabii ki bu da dolarda değer kaybı yaşattı ve diğer para birimlerinde dolar karşısında değer kazandığını takip ettik. Burada teknik fiyatlamalara baktığımız zaman özellikle Eurolar tarafında 1.07.10 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönde baskı devam edebilir. Burada takip edeceğimiz destek fiyatları 1.05.80, 1.05.20 kırılmasıyla birlikte 1.04.60'lara kadar bir geri çekilme devam edebilir. Daha çok satış trendi de takip ediyor. O da Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, Suriye operasyonunun yankılarının devam etmesi, Fed Başkanı Yellen'ın da özellikle güvercin tarafta daha çok kademeli faiz artışı ve hızlı faiz artışının olmayacağını söylemesi dolarda değer kaybı yaşatıyor şu anda. Ancak direnç noktaları olarak bu verilerle birlikte takip edeceğimiz seviyeler 1.06.60, aşılmasıyla birlikte 1.07.10 yine önemli seviyemiz burada takip edilir. Ardından 1.07.60'lara doğru bir yükseliş yaşanabilir. Kur tarafına geçtiğimiz zaman özellikle yurt dışı tarafından herhangi bir önemli veri yoktu. Ancak tabii ki doların değer kaybı özellikle TL tarafında sert bir şekilde değer kazanımına neden oldu. Orada da aşağı tarafta 3.70'in altı özellikle bizim için önemli bir seviyedir. Daha önceden 3.70 üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönünde hareketlerin devam etmesi beklenirken şimdi tam tersi aşağı yönlü hareketler daha çok bekleniyor. Orada da 3.66 kırılmasıyla birlikte 3.64.50 ve 3.63 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. 3.70'in altında kaldığı sürece. Ancak tekrardan toparlayıp yukarıda direnç noktası olarak 3.67, ardından 3.68 ve 3.70 seviyesi önemli direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz fiyatlardır dolar TL tarafında. Altın tarafına geldiğim zaman dünyadaki jeopolitik risklerin varlığı altını 1.280 dolarlara kadar tırmandığını gösterdi bize. Burada tabii ki tahvil piyasası yine ABD'den önemli ve gelen açıklamalar önemli. En son Putin tarafından açıklamalar geldi. Daha çok Putin iki olasılık üzerinde durduğunu takip etmekteyiz. Birincisi provokasyon olduğunu düşündüğünü, ikincisi de Suriye'nin o bölgede teröristlerin kimyasal silah kullanmasından dolayı oraya füze gönderdiğini daha çok açıklamasını yaptı. Bu da tabii ki gerginliğin devam edeceği anlamına geliyor. Suriye yankılarının devam edeceği anlamına geliyor. Bu da altın tarafında özellikle yükseliş yönünde hareketlerin devam etmesi anlamına geldiğini düşünüyor daha çok piyasada. Yükselişlerde yine 1.280-1.288 direnç noktaları takip edilebilir. Düşüşlerde burada 1.207 seviyesi, ilk etapta 1.262, şimdi 1.250'den bir miktar daha üste çıkabiliriz. 1.262'nin altında kaldığı sürece artık burada takip edilebilir satış yönlü hareketler. 1.262 ardından 1.250 ve 1.242 dolarlar altın tarafında takip edeceğimiz önemli fiyatlamalardır. İlmez Saz Yatırım Menkul Değerler, iyi yatırımlar diler. Thank you.